Hocam tabii önümüz yaz, bahar aylarından geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin bir alerji sendromu, en azından 5 kişiden 3'ünde alerji var. Doğru. Bunun tabii alerjinin sirayet ettiği bölgelerden biri kulak, burun, boğaz ve göz Gözler. diyebiliriz. Doğru. Göz de bu konuda en önemli organlarımızdan biri. Şöyle başlayalım. Öncelikle göz enfeksiyonları nasıl olur önümüz yaz, bahar aylarında? Bunu bir konuşalım. Sonrasında alerjik de nasıl, neler yaşarız, ne yapmalıyız? Şöyle yaz aylarında, bahar aylarında dediğiniz gibi enfeksiyonları da çok sık görüyoruz. Özellikle havaların dengesiz gitmesiyle enfeksiyon, nasıl gribal enfeksiyonlar çok yoğun, çok sık görüldüğü gibi göz enfeksiyonlarında da bir salgın şeklinde artış görebiliyoruz. Özellikle viral göz enfeksiyonları, virüs kaynaklı göz enfeksiyonlarını çok sık görüyoruz. Viral enfeksiyonların bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için özellikle gözlerde, kalabalık ortamlarda bulunan, çocukların çok yoğun olduğu ortamlarda çok sık salgınlar yapıyor. Gözde kızarıklık, çapaklanma, batma, sulanma gibi şikayetler ilk başta kendini gösteriyor. Bazı şiddetli enfeksiyonlarda özellikle görme bulanıklığı bile veya ağrı da eşlik edebiliyor. Yaz dönemindeki bu enfeksiyonlardan en çok dediğim gibi viral enfeksiyonlar ve adenovirüs dediğimiz bir viral kaynak çok fazla enfeksiyon yapıyor ve toplum sağlığını etkileyecek düzeyde salgınlar oluşturabiliyor. Onun haricinde bakteriyel enfeksiyonları da çok sık görüyoruz. Bu da özellikle yine yaz dönemi için havuzlardaki temizliğin çok iyi olmaması, yine temiz olmayan denizlere girilmesiyle direkt temas, suyla direkt temas ettiği için gözlerimiz enfeksiyona çok daha açık hale geliyor. Bu nedenle de enfeksiyonla ilgili birazcık daha dikkatli olmak, şikayetler başlar başlamaz hemen önlemini almak veya tedavisine bir an önce başlamak önem taşıyor. Tabii belirtileri nelerdir diye soralım hocam. Ve nasıl bulaşır bunlar? Genelde işte biz kadınları hep makyaj malzemeleriyle uyarırlar. Ama bunlar viral enfeksiyon deyince ya da işte gribal enfeksiyonla benzerlik kurunca siz acaba bunlar temas yoluyla Temas bulaşabilen en önemli virüsler bulaşma midir? yolu temas. Yakın temasta çok bulaşıyor. Bazı virüsler hatta çok kuru ortamda bile canlı kalabildiği için indirekt temasla bile bulaşabiliyor. Ama tabii ki en yoğun bulaşma yöntemi temas. Evde en önemli alınabilecek önlem, en basit önlem aslında. Ortak havluların kullanılmaması, ellerin çok sık yıkanması ki toplum sağlığı için her enfeksiyonda aslında bu geçerli. Ellerin sık yıkanması önlem olarak alınabilecek şeyler. Enfeksiyonun başlangıcı ilk başta böyle hafif bir batma, kaşıntı, acıma hissi şeklinde olup daha sonra gözde kızarıklık, kapaklarda şişme, gözün içinde beyazında bir şişlik oluşması, çapaklanma şeklinde, hatta sabah uyandığında çok tipik söylerler, kirpiklerim birbirine yapıştı, gözümü açamadım şeklinde şikayetlerin olması, göz enfeksiyonlarının belirtileri. Öyle bir tabloyla karşılaşıldığında zaten hemen göz doktoruna başvurup gerekli tedaviyi almak gerekiyor. Bulaşma. Sonrasındaki tedavi yöntemi medikal bir tedavi yönteminden söz Evet, ediyoruz. yani göz enfeksiyonlarında enfeksiyonun etkenini zaten muayene bulgusu olarak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Eğer viralse destekleyici tedaviler ve koruyucu amaçlı yine antibiyotikli göz damlaları, bakteriyel enfeksiyonlarda da yine antibiyotikli göz damlalarıyla tedavi etmek mümkün. Bu süre zarfında tabii gözde sürekli bir akıntı olduğu, çapaklanma tablosu olduğu için de belki birazcık göz hijyenine dikkat edecek şekilde temizlik yapmak, pansuman, ılık suyla pansuman yapmak da yine tedavimizin içerisinde yer alıyor. Peki hocam, tedavi edilmezse noktasında korkutucu tablolar ne olabilir? Yani bakteriyel konjonktivitler genellikle çok ağır şekilde seyretmediği için tedaviyle toparlıyor. Tedavi edilmese bile çoğunlukla hani daha biraz uzayarak ama bir şekilde geçiyor. Ama viral enfeksiyonlarda tedavi başlanmazsa bazen görmede problem yaratacak sorunlar bırakabiliyor. Gözde lekelenmeler yapabiliyor. Bir de dediğim gibi bulaşıcılık açısından da yani toplum sağlığı açısından da önem taşıdığı için bir an önce tedaviye başlamak ve bulaşmayı da önleyici önlemler almakta yarar var.
Hocam tabii şimdi önümüz yaz dedik, denize havuza gireceğiz. Dolayısıyla buradan bulaşabilecek enfeksiyonel rahatsızlıklar nelerdir ya da yine bunlar da viral enfeksiyonlarla aynı benzerliği gösterirler mi? Gösterirler. Şöyle havuz özellikle temizliği iyi yapılmamış çok kalabalık havuzlarda havuz suyundan kaynaklı kimyasal göz rahatsızlıkları da olabilir. Yani kimyasalların yoğun kullanılması veya yeterince temizlenmemişse enfeksiyonun bulaşması çok kolay oluyor. Kimyasal göz reaksiyonu